Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar biraz böyle farklı balık türlerinden aldım. Hani bende olmayan. Burada tetra gruplarından aldım. Birer ikişer. Bunlar bayağıdır poşetteler. Bayağı böyle zor durumdalar. Bunları acilen akvaryuma geçirmem lazım. Şimdi su alışsın diye bekledim ama aslında hani sıkıntılı bir duruma girdiler. Artı lepistes aldım. Burada yine irili ufaklı. Burada bu akvaryumda biliyorsunuz farklı bir şey yapmak istiyordum. Ama şimdilik aradığım balıkları bulamadım. Onların yerine böyle lepistes aldım. Bunlar geçici. Bu şekilde duracaklar. Umarım istediğim balıkları bulabilirim. Ve istediğim hani kafamda planladığım şeyi de yaparım. Artı buradaki bitkilerin hemen hemen hepsini çok az bir bitki kaldı gördüğünüz gibi. Onların hepsini götürdüm. Şimdi bayağı bir gölge yapıyordu. Hani şuradaki gibi bayağı bir gölge yapıyordu. Ve akvaryum komple gölge yapıyordu. Ben de hepsini söktüm, götürdüm. Şimdi ve artı buradakileri de aynı şekilde uzun yapraklı olan bütün bitkileri götürdüm. Bir bunu bıraktım burada. Onun da istediğim forma ulaşmasını bekliyorum. Onu da zamanda bayağı yormuştum. Onun için istediğim formu yakalayamadığımdan dolayı onu şimdilik böyle bıraktım. Ama ileriki zamanlarda da onda da bir değişiklik yapabilirim. Dediğim gibi buradaki bitkileri de götürdüm. Buradaki bitkileri de götürdüm. Onun yerine ne yaptım? Böyle bir poşet bitki aldım. Bunlar irili ufaklı yine. Şimdi neden böyle bir şey yaptım? Buradaki şu an burada kalan bitkilerim böyle formlarını tam böyle oturmasını bekliyorum. Çünkü hani şöyle bir bitki şekli yok. Bu kadar böyle buradan hani şu bitkiden bahsediyorum. Böyle bir, bu çok yanlış bir şey. Ama o diğer bitkileri elimden çıkartamadığım için mecburen böyle biraz bekledim. Bunları budasam nereye ekecektim? Eksem hiçbir faydası olmayacaktı. Onun için bu şekilde bıraktım. Ama bu aldığım bitkiler burada da karışık. Bayağı böyle bir bitki var yani. Gerçekten bayağı bir bitki var. Ama irili ufaklı. Özellikle arkadaştan hep böyle ufak tefek bitkiler aldım ve bundan sonra da uzun yapraklı bitki yok beslemeyeceğim yani. Büyütmeyeceğim, bakmayacağım. Çünkü bayağı bir sıkıntı oluyor. Budadığın zaman yapraklarını budamış oluyorsun. Bu sefer çürüme yapıyor. Budamayınca tamamıyla kapatıyor. Burada küçük bitkiler oluyor mesela. Onların üstünü kapatıyor. Bunlar ışık alamıyor. Yani istenilen şeyi elde edemiyorsun. Onun için bundan sonra uzun yapraklı bitki beslemeyeceğim. Şimdi balıklarımı salayım. Çünkü bunlar bayağı bir yoruldular. Hani bayağı bir sıkıntılı durumdalar. Şunları bir salayım. Tekrardan görüşmek üzere. Evet, balıkları saldım. Şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Hani bu balıkları salarken de ben direkt gösterebilirdim ama ben hiçbir zaman için aldığım balığın suyunu akvaryuma dökmüyorum. Onun için size de tavsiyemdir. Kesinlikle aldığınız balığın poşetin içerisindeki suyu
akvaryuma dökmeyin. Çünkü hani hiç belli olmaz. O suda belki bir hastalık vardır. Veya bir bakteri çakışması olabilir. Yeni gelen balık her zaman için suyunu ayırıp o şekilde ilave edin, koyun akvaryumunuza. Bu benim naçizane size tavsiyem. Ve tabi bu bilmeyenleriniz için, bilen arkadaşlar zaten doğruyu yapıyorlar. Ve ekledim balıkları. İnşallah bunların da büyüdüğünü veya güzel güzel yüzdüklerini görürüz. Lepistesleri de saldım. Ondan sonra bunlar da artık burada güzel bir aile olsunlar yani. İşleri ne? Vay eşekir. Burada beta kaçmış yine. Nerede bu adam? Heh, şurada. Buradakini artistik yapıyor. Hani ben dışarıdayım, sen içeride falan gibi. O da garibim, habire kabarıp kabarıp duruyor. Buradan çıkmış. Gerçi bugün onun dolaşma günüydü ama salmamıştım. Kendi atlamış buradan. İyi başarı. Gerçi betalar normalde de böyle yani zıplama konusunda iyilerdir yani. İşte şimdi o şu bitkileri de şey yapayım. Ufak tefek böyle bir göstereyim. Yani çok ufak da var, büyük de var. Şöyle, açı bu şekilde belli olmayacak. Hani size tam gösteremeyeceğim bitkileri ama şöyle mesela bunları artık ekeceğiz. Daha sonra da yine yani ben yine dayanamam biliyorum. Yine bunlara takviye de yapacağım. Tam istediğim bitkiler değiller. Ama şimdi bunları götürdük. Elimizde ne varsa onu getirdik. Ondan sonra bunları da bu ara yine akvaryuma ekleyeyim. Bunlar da şunun formuna baksanız arkadaşlar berbat olmuş. Yani bu çok uzun zaman durdular ya. Keşke böyle bir hata yapmasaydık. Neyse yapacak bir şey yok. Artık olan oldu. Bayağı uzun zamandır buradalar. Şekillerini kaybetmişler. Tüm bile almışım hiç hani bunun da farkındayım zaten o hani alsak da almasak da değişen bir şey yok o ufacık bir şey. Çam ağacımız diyelim bunu artık. Bu yine bu uzun yapraklı bitkilerin azizliğine uğradı. Hani tam toparlanamadı şimdiye kadar en azından bir tepki büyüme bir tepkisi vermesi lazımdı. Ama şu an aynı akvaryuma koyduğum gibi hiç değişen bir şey yok. Ya yani bitkiler gitti. Böyle çıplak bir akvaryumumuz oldu. Şimdi buradaki diğer bitkileri budayacağım. Ondan sonra tekrardan ekeceğim. Burada dediğim gibi irili ufaklı bitkileri çıkartacağım. Onları ekeceğim. Burada bir genel bir toparlama olacak ya da genel bir düzelme olacak. Ondan sonra buradaki akvaryuma da arka tarafa biraz bitki ekeceğim. Ama dediğim gibi bundan sonra uzun yapraklı bitki yok. Yapacağım hep böyle küçük yapraklı bitkiler. Hani gerçi seviyorum ama yapılabilecek de bir şey yok. Bayağı bir gölge yaptı. Bayağı bir sıkıntılı durum oldu.
Neyse. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.